Arkadaşlar merhaba. Çok hızlıca kendimden bahsedeyim. Ben Önder Borabaflı, okulumuz makine mühendisliği öğrencisiyim. Şu anda Recep Hoca ile birlikte bir topoloji optimizasyonu projesinde çalışıyorum. Bu topoloji optimizasyonunu Python aracılığıyla bir deep learning uygulaması şeklinde çözümlemeye çalışıyoruz. Ben bu projeyi staj kapsamında gerçekleştiriyorum. Şu an ikinci ayındayız projenin. Recep Hoca da benden rica etti. İşte benden sonra gelecek öğrenciler için açıklayıcı ve hızlı yol gösterici videolar hazırlamamı istedi. Bu videoları o yüzden çekiyorum. Şimdi deep learning ve yapay zeka çok kapsamlı bir konu ve biz bu konunun içerisinden kendi projemize uygun alanları öğreneceğiz. Öncelikle zaman kaybı yaşamamak için. Bu videolarda size neleri öğrenmeniz gerektiğine dair yol gösterecek. Videolar kısa ve açıklayıcı olacak ama tabii ki bunun üzerine sizin kendi eklemeniz gerekecek dışarıdan kaynaklarla. Yani teorik kısmını da öğrenmeniz gerekecek. Bu videolar yeterli olmayacak konuya tamamıyla hakim olmanız için. Daha çok yol gösterici olacak sizler için. Ben yine her videonun sonunda o video ile alakalı konulara dair kendi okumuş olduğum kaynakları altına eklerim. O kaynaklara bakarsınız. Onun dışında kendiniz de mutlaka araştırma yapın. İlgiliyseniz daha kapsamlı araştırmalar yapıp yapay zekaya dair başka şeyler de öğrenebilirsiniz. Çok güzel bir konu. Onun dışında hızlıca başlayalım. Öncelikle Python kurulumunu anlatayım. Python'ı Anaconda Navigator üzerinden kullanacağız. Burada farklı IDE'ler mevcut. Anaconda Navigator'ı yüklemek için internete girip Anaconda Navigator download yazacaksınız. Daha sonra çıkan ilk sitede Anaconda'nın kendi sitesine giriş yapacaksınız. Sonra şuradan Get Started deyip yok get şunu kapatalım. Ha pardon buradaymış. Download yazıyor zaten direkt. Buraya basıp kendi işletim sisteminize uygun yükleyiciyi seçip buradan buraya indirip Anaconda Navigator'ı kurabilirsiniz. Zaten hepinizin az çok aşina olduğu şeylerdir. Bu indikten sonra bunu yükleyin. Herhangi bir farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt next 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 deyin. Anaconda Navigator yüklenecektir bilgisayarınıza. Ben bunu kapatayım şimdilik. Ben de zaten yüklü. Daha sonra Anaconda Navigator'ı açtığınız zaman böyle bir ekran karşınıza geliyor. Biz kodları daha çok Spyder üzerinden yazıyoruz. Daha profesyonel bir IDE. Fakat size göndereceğim bazı kaynaklar Jupyter Notebook üzerinden olacak. Yani bir farkı yok sintaks açısından. Hepsi aynı. Sadece görünümleri birazcık farklı. İkisini de göstereyim ben size burada yine. Jupyter Notebook'u çalıştıralım. Jupyter Notebook açtığınız zaman böyle bir ekran gelecek karşınıza. Jupyter Notebook internet tarayıcısı üzerinden çalışacak. Ama herhangi bir internet bağlantısına ihtiyacınız yok. Sadece burayı kullanıyor size göstermek için. Size göndermiş olduğum ekstra kodları, ekstra kaynakları Jupyter Notebook üzerinden açmanızı tavsiye ediyorum. Muhtemelen zaten birçoğu Jupyter Notebook uzantılı olacak. Kodları açarken buradan kodun konumuna ulaşmanız yeterli olacak. Mesela benim birkaç kod burada bulunuyor. İndirilenler kısmında Python klasörünün içerisinde. Mesela şuradan bir tane açalım. Bu şekilde koda ulaştığınız zaman kod burada görüntülenecek kendisi. Jupyter Notebook daha çok böyle görselleştirmeye yönelik bir arayüz. Daha kolay algılanmasını sağlıyor. Öğrenimlerinizi bu Jupyter Notebook üzerinden yapabilirsiniz. Zaten de dediğim gibi göndereceğim birçok kaynak da Jupyter Notebook uzantılı olacak. Onun dışında projeyi yazarken de Spyder kullanılacak. Spyder'ı da göstereyim kısaca. Sintaks açısından hiçbir farkı yok birbirlerinin. Sadece bu görselleştirme kısımları birazcık farklı. Spyder böyle bir bütün halinde yazılan, bütün halinde çalışan bir kod sistemi. Yine tabi ayırabiliyorsunuz bunları ayrı ayrı. Spyder'da bu şekilde. Kurulum genel olarak böyleydi. Bir sonraki videolarda artık yavaş yavaş kütüphaneleri öğrenmeye, kütüphanelerden bahsetmeye başlayacağız.